Efendim günaydın, günün manşeti başlıyor. Bugün açılışı ben yaptığıma göre Murat Çek yok demektir. Kendisi Brüksel yollarında ve konuğum da bugün Sayın Taceddin Kutay Beyefendi. Estağfurullah. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük efendim. Evet, valla sen de böyle giriş girizgahta bile bir 5 dakika girizgah sohbeti yapmak isterdim. Lakin programda çok fazla akış var. Hep bu numaramız yani tırnak içerisinde. Yani çok program, çok konu var. Ama hakikaten çok konu var da evet. Bir türlü yetiştiremiyoruz. Evet. Dememe karşın yine uzatmış olduk. Bey ile gazete var önümüzde. Evet, Bey ile gazete var. Bunların hepsine bakmaya çalışıyoruz. Efendim çok hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Hoş geldiniz bu arada. Hoş gördük. Böyle tabii... Sizi bizi konuşuyoruz böyle değil tabii. Taceddin hoş geldin canım. Ben hoş şimdi olayı düzey normale çevirelim. Beyoğlu'nun Sümin Osman'ı. Sen Sümin Osman kim bilir misin? Evet. Bir Boğaz çok kısaca. Köprüsünü falan satan. Ya şey bir adamcağız. En sonunda enselendiğinde şu lafı etmiş. Bunu sadece hatırlatalım millete. Bu millette bu potansiyel olduktan sonra bu millete köprü satan çok olur demiş. Evet, yani. Ama çok kısacık yani hiç bilinmeyen gençler için söylüyorum. Efendim şöyle işte İstanbul'a... Senin jenerasyon yani 50-60'lı yılları hatırlayanlar için. Sümin Osman Allah rahmet eylesin anlamadım. Bir dolandırıcı. Adamcağız İstanbul'a gelenlere gidenlere İstanbul'un yerlisine evet. Kamu binalarını, Beyoğlu tramvayını, Boğaz Köprüsü'nü, Ayasofya Camisi'ni falan satıyor. Düşün yani. Tabii. Diyor ki ya ben sıkıldım bundan diyor. Kemal Sunal'ın filmine bile konu oldu Sümin Osman'ın yaptıkları. Evet. Ve oradan köyden kente gelen amcalar işte tarlayı satmış, çifti çabanı satmış bir şeyler bir yerlere yatırım yapacak ya. Evet. Gidiyor Sümin Osman'la karşılaşıyor bir yerde. Allah işte onu da onunla imtihan ediyor. Diyor ki dayı ben sıkıldım bu işten. Al sana köprüyü satayım. Adam bir hesap ediyor. Arabaları sayıyor. Bir bakıyor diyor ki büyük para, büyük getiri. Böyle çok adamı. Ve böyle tabii yani. İstanbul'a mal olmuş bir isim değil mi? Yani Sümin Osman dediğimiz zaman evet. Böyle bir... Şimdi Beyoğlu'nun Sümin Osman'ı manşetimiz bu yüzden sordum. Beyoğlu'nun Sümin Osman'ı diye çok güzel bir manşetimiz var gazetemizin. Evet. Senantuan Kilisesi bilir misin? Sana bilirim tabii. Öyle mi? Sen uzman... Caddesi'nde. Elhamra Sineması'nın karşısında diye tarif. Hocam isim vermeyeyim sinema reklam yapmıyorum. Gerçi duruyor mu o sinema hali? Bilmiyorum duruyor. Evet. Sen Antoine Kilisesi'ni satmaya çalışmaktan yargılanan, ya bak bu manşetimizde ama Sümin Osman demek ki 100 yıla cari bir şeyi var, namı var ki oradan çıkmışız. Yargılanan çetenin sahte evraklarla 30 yıl kira topladığı ve 3 apartmanı sattığı ortaya çıktı. Böyle bir durum var. Sümin Osman kimdir diye 80'li yıllarda Taksim Meydanı, Galata Kulesi falan diye anlatmış. Sabahattin G'nin liderliğini yaptığı 14 kişilik şey. 14 kişilik bir şebeke. Yani sabah bizim Sümin Osman tek başına çalışıyordu değil mi? Ama bu örgüt yapmış. Ne diyorsun abi? Yani hala insanlar ev kiralarken yani Senatoğan Kilisesi satmaya çalışırken yakalanmış. Hocam geçenlerde hocam, bir kadar... profesör çıktı Anadolu'nun bir ilinde bu işlere tevessül eden. Şunu diyorum. Niye böyle bir şey? Şöyle abi. İnsanlar helal kazançlarıyla arzuları arasındaki uçurumun giderek arttığını fark ediyorlar ve öyle şey ki bak eskiden Yeşilçam bize lüksü de gösterirdi ama bir yandan bir garibanlığı da gösterirdi. Şimdiki dizilere bir bak. Herkes villada yaşıyor. Hiç normal yaşayanı gördün mü? İnsanların bir hayali hedefi var. Onlar da ayda bir Brüksel'e gitmek istiyor sevgili Murat Çiçek gibi falan. O geldi görev icabı. Evet, Cumhurbaşkanı'nın takiben gitti ama falan. Yoksa gariban hayatı yaşıyoruz hepimiz. Öyle bölmeyeyim. Tamam. Çok güzel giriş yaptım. Vatandaş şunu da bilsin o da çok güzel yere getirdin Allah razı olsun. Medya cümlemiz sektöründeki abi. Kazanç hiç öyle özenilecek bir kazanç değil yani. Hani kazançla iş arasındaki şey çok eksidir burada denge. Medya sektörü onu da söyleyeyim. Hani siz çok iyi kazanan adamlarsınız falan. Yok öyle bir şey burada. Neyse. Dolayısıyla neydi böyle eski, şeyler tevessül çok güzel. Ediyoruz. Ben böldüm. Eski yani filmlerde bir garip kuraba profilleri i̇şte de vardı. Görüyor. Yani şimdi diyor ki kızın en güzeliyle manken gibisiyle niye ben çıkmıyorum? Bu ahtapotlu karidesi maridesi bilmem neyi neden ben yemiyorum? Memur maaşıyla zor. Kalkan ciğeri niye yemiyorum? Bir yandan da şu tamam orası öyle ama bir yandan da üç tarafı denizlerle çevrili memlekette ahtapot bu fiyata da olmaz. O da ayrı mevzu yani. O da ayrı alt bol fiyatlarından da şikayetçisi. Gelir adaletsizliği var memlekette canım. Var yani. Neyse ez cümle adamın helale şeyi olmayınca tamah etmekle ilgili sıkıntısı olunca harama yöneliyor.
diyor ve böyle bu da ama tabii bir... Bir de burada... bak bizim millet, çok özür dilerim aklıma geldi, bizim millet Avrupa'da da özellikle Hollanda'da falan bir ara çok moda oldu. Ya diyor bak cami, kiliseyi aldık cami yaptık diyor, Allah diyor razı olmuştur bizden inşallah falan diyor. Böyle bir kiliseyi ihtida ettirme şeyi, şuuru vardır bizim millette. Şimdi Salon Tan Kilisesi'ni hacı amcalara çok güzel satarlar. Ellemeyin, Hristiyan memleketimizin, Hristiyan yurttaşlarının da kiliseye ihtiyacı var. Adamcağızların hainlerine falan. Evet ama ben tabii çok tabii keyifli bir şekilde cevap verdin. Eminim de zaten böyle bir şey olacağını biliyordum ama netice benim anlamadım hala. Gerçi anlattığın insanların hırslarından bahsettin falan. Ne diyeyim abi bununla ilgili ama dolandırıcılık yani, burada yani. Çok özür dilerim, bir hamakat de mevcut değil midir? Yani bir Saint Antoine Kilisesi'ne, bir tarihi bir kiliseyi satabilme potansiyeline sahip, satılabilecek bir potansiyele sahip toplu olmak da bir ciddi bir eleştiri. Koca profesör, biz aydınız, biz okumuş kesimiz falan filan diyen bir kadıncağızı geçenlerde PKK'nın eline hesabınız evet, geçti evet, falan doğru. Yalanıyla bu hesabı, yalanı artık bizim evet. Siirt'in Tillosu'ndaki küçük Reşo yemiyor ortaokul talebesi. Sen yiyorsun. Evet, Tillo örneğini vermen de ilginç. Tillo güzel yer. Çok güzel çok yer. Çok cennet. Evet. Şimdi tamam o zaman bu konuyu kapatalım. Bu hafta sonu Sivas'taydım. Sivas, kış turizmi için Sivas'ı tavsiye ediyorum. Kış bu kadar güzel olur bir memlekette. Bu arada şey de varmış, Yıldız Eli'nde kayak pisti de varmış hocam. Tamam. Tavsiye ama İstanbullular ediyorum. Artık kışın oraya buraya gitmeye gerek kalmayacak. Mart ortası ve sonuna kadar İstanbul'da kar yağdı. Eyvallah. Artık onu da şey yapıp tabii ki tavsiye edin, inşallah dinleyeceklerdir. Şimdi böyle şimdi seninle olduğumuz için hakikaten böyle böyle karşılıklı konuşarak sohbet ederek devam ediyorum. Bir içeriden bir dışarıdan bir Ukrayna'ya gireceğiz, bir sürü Osmanlı geçeceğiz. Böyle gidecek program. Hemen toparlayacağına da emin olduğum için söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu söz veriyor. Kılıçdaroğlu'nun videosunu hazırlayalım arkadaşlar. Kılıçdaroğlu bunu sık sık söyledi. Enteresan. Sünni Osman'dan Kılıçdaroğlu'na geldik. Yani nasıl bağlıysam. Tamamen tavafuk. Videosu hazır. Bir dinleyelim bakalım ne demiş. Merak ediyorum görüşünü. Kılıçdaroğlu ne diyor? Emekli amiraller yargılandı. Metronun önemini vurgulayan, Montrö'nün önemini vurgulayan, Montrö'nün Türkiye için, Boğazlar için, bölgenin güvenliği için, Avrupa için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan amiraller yargılanıyorlardı. Yargılansınlar, onlar dik ve onurlu görev yaptılar çalışırken. Emekliliklerinde de aynı duruşu sergiliyorlar. Hepsini yürekten kutluyoruz. Yıllardır içeride olan askeri öğrenciler var. Askeri öğrencilere de Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Az kaldı, merak etmeyin diyoruz. Osman Kavala var, Demirtaş var. Taceddin Hocam, askeri öğrenciler merak etmeyin, bekleyin. Osman Kavala bekleyin, Demirtaş zaten çok defa söylemiştir. KHK'lılar, KHK'lıları bırakacağız, söz veriyoruz falan diyor. Kılıçdaroğlu birilerine sufle mi veriyor? Yani görevi mi bu? Ne yapıyor bu Kılıçdaroğlu? İki kanattan yürüyorlar şimdi. Mesela sözcü var, sözcünün yapamadıklarını yapan bir korkusuz var aynı grupta. Mesela Cem Uzan'ın takımı vardı. İstanbul Spor, bir de Adana Spor. Aynı anda ligdeydi, hatırlıyor musun? Evet, evet. Şimdi CHP ve İYİ Parti yan yana yürüyorlar. Mesela Meral Hanım tweet atmış. Türk kadınına bir misal teşkil eden ve onların ufkunu açan Sabiha Gökçen'i hayır hürmet rahmetle yad ediyorum diye. Gördün değil mi? Kılıçdaroğlu'nun söyleyemediklerini söylemekten mesul. Yani Kılıçdaroğlu sözcü, bu korkusuz. Ama aynı yere çıkıyor neticede. Şimdi şeye bakıyorsun paralel. Dün Meral Hanım, özür dilerim geliyorum. Kılıçdaroğlu'na toz kondurmuyor değilim. Meral Hanım'ın bir konuşması var bugünkü. Grup konuşmasının reklamı yayınlanıyor bir yerlerde. Yurt dışına çıkan vatandaşım. İyi Parti iktidarın da yurt dışına kaçmak için herhangi bir sebebin olmayacak. Bütün yurt dışına çıkan iyi yetişmiş öğretmenimiz bilmem nemiz falanımız filanımız geri dönecek. Sizlere müreffeh, özgür, hür bir Türkiye'yi vereceğiz. Kime yanıyor bu sinyaller abi? Kime? Sağa sola. Arif olan anlasın. Onu da ben mi söyleyeyim? Lafın fazlası ahmağa söylenir. Sen de izleyenler için. Anlıyor herkes. Kılıçdaroğlu da anlatıyor her şeyi. Bu neyi söylüyor beraberinde? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en büyük motivasyonu birincisi bu süreç içinde sinyal yakarak aday olmak. Bak
tezkereye hayır reyini verdirdikten sonra karşımıza çıktı bu. Tezkereye hayır en büyük sinyaliydi. Ondan sonraki kavgası da aynı yerden devam ediyor. Şu anda bu da aynı. Bak ey Türkiye'de uluslararası operasyon, merkezli operasyonları çektiren abiler. O adaylık sürecindeki dahliniz eğer CHP'nin 13. 14. katından aşağı sallanacak zembillere bir müdahale suretinde var ise benden iyi aday bulamazsınız diyor. Bundan ibaret. Yoksa ne Fethullah Gülen'i görse bir şey ifade eder onun için. Ne Fethullah Gülen onu sever, ne o onu sever. Ne FETÖ'cülerle herhangi bir münasebeti şey olarak vardır. Yani gönül bağı anlamında, inanç anlamında vardır. Çıkar anlamında siyasette çokça yollar kesişmiştir falan filan. Ama buradaki şey bir başka. Verdiği mesaj başka. Kavala'ya verdiği mesaj başka. Kavala'nın neye tekabül ettiği, şeye verdiği mesaj başka. Ama bunu şöyle bir sesleniş yok. Hissetmiyor musun? Bak sürekli bu KYK, bu daha bu ilk değil. KYK. Hatta son cümlesini çok iyi hatırlıyorum. Rahat rahat da söyleyebiliyorum. Çünkü birebir dinlediğim için hepsini bırakacağız KYK'la. Bila istisna diyor. Yani bila istisna bırakacağız. İki, bu ne demek biliyor musun? FETÖ'cüleri bırakacağız demek. Evet. Demirtaş'ı bırakacağız. PKK'yı rahatlatacağız. Ki zaten PKK'ya can suyu olmuş bir partiden bahsediyoruz. PKK'ya diyorum bak. HDP'ye can suyu olmak demek, PKK'ya can suyu olmak demek. Bunu da bırakacağız diyor. Onların PKK'yla ne kadar gönül bağı var, ne kadar FETÖ'cü, buna beni hiç ilgilendirmiyor dediğin gibi. Ama şöyle bir gerçek var. Bu işi dizayn edenler, bu akıl, bunları bir araya getirmedi mi Taceddin? Bir tabii. Altı patları bir araya getiren bu akıl. Ve çok cesur, ben bunu anlamıyorum. Çok cesurca ve korkusuzca CHP seçmenine rağmen, İP seçmenine rağmen, şimdi HDP her şeyin seçmenine rağmen rahat rahat mesela, çünkü çok fazla eleştirilir bunlar değil mi? Eleştirmez mi CHP seçmeni? Eleştirmez. Nasıl bu şey? Şu an Türkiye'de rahat otokritik şekilde yapıp partisini eleştiren en önemli seçmen kitlesi AK Parti'nin seçmen kitlesi. Erdoğan'ın aşması gereken büyük zorluk bu zaten. Ötekiler bildiğin stereotip, her halükarda gidecek. O konuşmayı. Ya bu çok ciddi asıl yani siyasetteki en büyük sıkıntı bu. Hocam Engin Özkoç'un Türkiye'ye 20 eyaletler ayıracağız, federasyon yapacağız. Otonom yapısına, ya dün otonom yapı diye. Peki buna hayır diyen bir seçmen kitlesi olamaz mı? Peki yok. Bunu nasıl açıklıyorsun? Ben şöyle açıklıyorum. Son 20 yıldır evet, anlıyorum. Daha evvel açıkladım. İzleyenler demesinler. Çok kısa bir söyle. Yani çünkü formu. CHP seçmeni biliyorsun 24'e 25'e demiri atmıştır. 24-25 inmiyor çıkmıyor. Kılıçdaroğlu ile birlikte bir de sosyolojik eklemlenme oldu 2-3. 27-28. Şu o 24 o puan var ya, 24-25 puan. O görsel hafıza, yoksa alıp götürmüştü şey Muharrem İnce. Orada Altok'u gördüğü anda basıyor. Altok. Önemli olan şey Altok. Onun başında kim var kim yok. Bu sebeple ben demiştim ki şu andaki CHP, CHP değil zombi. Beden aynı duruyor ama içindeki ruh değişti. Bundan bahsetmiştim. Yani o adamların CHP'ye rey atması için başka hiçbir... Bak Yeni Asya diye bir cemaat var Türkiye'de, biliyorsun değil mi Nurcu? Biliyorum. Hangi partiye rey atıyorlar? CHP atıyorlar da görünürde Demokrat evet. Parti'ye atıyorlar. Demokrat Parti diye bir parti var mı? Var işte, gördük ya. Ya yok. Demokrat Parti diye bir parti yok. Öyle bir parti olmaz. Ama diyor ki biz diyor 1950'den beridir, dörtlü takdirden beridir diyor peşinden koşuyoruz 46'dan beri Demokrat Parti'nin. Madem böyle bir parti var, buna rey atacağız diyor. Neden? Nasıl ikna ediyor insanları? Görüntü, kırat. Demir kırat. Ama şimdi yıl olmuş 2022 hocam. Şimdi geçen biraz önce aslında biraz mevzuyla bu mevzu çok benzer. Şimdi Sülün Osman bilmem kaçlı yıllarda Boğaz Köprüsü satmış. Böyle bir ekip olduktan sonra ben daha satarım demiş. Doğru mu? Evet. Hatta orada konuşması var. Bu insanlar böyle enayi oldukça satarım demiş. Şimdi Sülün Osman'dan bu yana çok şey geçti. Çok vakit geçti. Yani Osmanlı dönemindeki bir gariban bir adama İstanbul'a gelmiş, arabaları say, ben bu köprüyü al, araba başına şu kadar para toplarsın. Şimdi bu, şimdi sen bana diyorsun ki bu kadar basit olabilir mi? Yani adam görüyor altı oku ve basıyor. Benim söylemem şu, yani ben hala bunun, bu insanların uyandırılması ve anlatılması noktasında bu mücadeleye devam edeceğim. Sana bir ana anlatayım yani, mı ya? Sen FETÖ'cüleri bırakacağım diyorsun direkt olarak. Sen elinde hala Yasin Börü'nün kanı olan bir teröristi bırakacağım diyorsun. Ve diyorsun ben Atatürkçüyüm, ben ulusalcıyım. Yok canım. Ama hocam bak burada bir, bu tenakuz senin deyiminde, bu çelişki yani inanılmaz bir şey.
Sen de derken yani seversin diye. Bu inanılmaz bir şey. Yani bak bunu siyaset üstü soruyorum. Taceddin Kutay, bunu çözdüğümüz zaman atomu parçalamış kadar sevineceğim. Bunu çözmemiz lazım. Hala bak bir daha söylüyorum. Benim tarafım belli. Senin tarafın belli. Ama biz bunu hep yaptık. Kör kör parmağım gözüne oynamadık. Ben yaptım. Yani ben eleştiren yazılar yazdım. Yanlış olduğunu söyledim. İttim kalktım. Biz bunu yapıyoruz. Ben vardım, her zaman söylüyorum. Benim üzerime politikalar geldi. Ama ben 20 yıllık hizmeti gördüm. Ve gördüğüm hizmetler üzerinden bir şey söylüyorum. Ya ne hizmeti hocam? Bak ben sana bir şey anlatayım. Bu ne gördü adam? FETÖ'cüyü bırakacak, PKK'yı kurtaracak. Kim bu oy veriyor buna? Viyana'nın azıcık dışında dünyalar güzeli bir saray ve etrafında bir saray bahçesi park. Schloss Luxemburg. Schloss Park Luxemburg. Bir bakanlar. O Wilhelmstraße'nin yanı. Yok tamam. Öyle bir şey. Birazcık dışında şey. Bonhof. Şimdi arkadaşım sağ olsun Osmaniyeli, çok iyi bir çocuk. Dağ köyünden, Amanos dağlarının dağ köyünden. Çok güzel, cennet gibidir oralar. Biliyorsun. Ben yaşadım Osmaniyeli'nin dağlarında. Yaşasın. Antakya ve orası Kilis, tamam. Belen cennet geçti. Gibidir. Şimdi bu dağ köylerinden bir arkadaşım. Burada talebe bizimle birlikte. Babası ziyarete gelmiş. Bu Schloss Luxemburg'un da bahçesinde. Neyse Schloss? Schloss Luxemburg. Lüksemburg var ya, tamam. Aile yazarsın. Luxemburg. Luxemburg'un kristalına bağlayacaksın. Çok merak ediyorum. Bağlayacağım. Orada bir ağaç var abi. 20 kişi böyle el ele tutuşsak, sen ben gibi 20 abi anca çevreleriz. Kim bilir kaç yüz yaşında. Dünyalar güzeli. O kadar güzel yapılmış bir park ki. Park o kadar güzel ki. İçinde göl var. Kürek çekebiliyorsun. İçinde minicik bir şato var. Hocam, İçinde resim geldi içinde ya. Kocaman böyle şeyler var. Çayırlar var falan filan. Ata biniyorsun, eşeğe biniyorsun. Sincaplar görüyorsun. Cennet gibi bir ağaç. Arkadaş almış babasını. Babası ziyarete geliyor bunu Viyana'ya. Amanos'un dağ köyünden. Osmaniye'nin Amanos dağlarından dağ köyünden. Arkadaş sokuyor bunu şeye. Arkadaş anlattığı için anlatabiliyorum. İsim de vermediğim için. Baba bak diyor, burası da şöyle, o ağacın önüne geliyor ulu bir ağaç böyle kocaman. Bakıyor, yek baltayla ne dalınır buna be diyor. Çalışkan da adam. Yek baltayla. Hiç kimse olmadan tek başına çalışkan adam, hayatı boyunca ağaç kesmiş, odun yapmış. İki günde biter diyor. Çocuk diyor ki dehşete kapıldım. O güzellik içinde. Ben de dedim ki kapılma. O adamcağız ömrü boyunca bu mesaiye hasrı nazar etti. Her şeye adamcağız odunculuk zaviyesinden bakıyor. Bu adamı Luxemburg bahçesine koyarsan bu adam Luxemburg'daki ağacın ne güzel kesilebileceğine bakar. Üstelik delikanlı da adam. Öyle balta, hızar mızar hiçbir şey sokmadan yek baltayla ne dalınır buna. Canı çekmiş. Şimdi bu tarafta bir şey var. Sınıf atlama kaygısı var bir tarafıyla. Tövbe estağfurullah. Tabii. Masum bir köylümüz evet, ya. Evet, yek baltayla dalıyor bu adam. Şimdi peki, bak. Sınıf atlama kaygısı var. 200 senelik batılılaşma sürecimiz var. Sırf gavurluk olsun diye var. Bu adamları hizmet mizmet sok Luxemburg'un bahçesine. Mesela şimdi bakıyor Çanakkale Köprüsü'ne. Ulan ayaklara bacaklara kocaman ne tenkit edilir bu be diyor. Hayatı tenkit etmekle geçmiş. Bunun yani maşallah vatan memleket ekonomisine ne faydası olur, ne şusu olur, ne busu olur. Bakıyor öyle kocaman ayağı bacağı var. 3 şerit geç, 3 şerit gel falan. Ulan ne eleştiririm ya ben bunu. Ya da şöyle diyor. Bu kadar tabii, betonla kaç heykel yapılırdı. Tabii. Yazı etmişler falan. Tabii. Buradaki şey de bu. Amcalar var ya kitle. Bu kitle Amanos'un oduncu dağ köylüsü gibi. Bunların herhangi bir yok. Hayır, himmet, hizmet, cart, curt falan filan yok. Stereotip. Bunların bir kısmının sosyolojik nasırı var. Bir kısmının sınıf atlama kaygısı var. Yani senin benim yeğenim kuzenim olanlar var içlerinde. İstediğin kadar yaranmaya çalış. Onlar gibi olamayacaksın. Onu da söyleyeyim sana da. Olamayız yani. Biz kendi mahallemize takılıyoruz. Tatlı bak ne tatlı. Sen Hikmet abiyle takılıyorum yani. Bir diğeri de sınıf atlama kaygısının haricinde bir diğeri de abi şey artık kötücül, nihilist. Bir kısmı da şu, CHP iktidarda olsun şu an CHP'yi de tenkit eder. O da başka tabi. Varlık sebebi o. Varlık sebebi tabi. Onları çok şey yapmıyorum. Benim aslında tabii olayı... Ez cümle bu adamlara rağmen nasıl yapıyor? Bu adamlara rağmen değil. Bu adamların böyle olmasına güvenerek yapıyor. Ama biz tabii bunları deşifre etmeye ve konuşmaya devam edeceğiz. Çok güzel anlattın. Kendi üslubunla hakikaten müthiş güzel şeyler söyledi. Fakat şu da var. Yani bu
Ben kabullenemediğim şey şu. Şimdi biz yıllar boyunca bu zihniyetle mücadele ettik. Şeye benzedi bu da. Allah benzetmesin. Davutoğlu diyordu ya, hayatım benim bunlarla mücadele geçti deyip de aynı masaya oturdu ya. Aynı çerçeve toplandı. Allah kimseyi bu şekilde savrulmasına izin vermesin diyeyim. Ama bu biz durduğumuz yerde duruyoruz. Bak hocam, her zaman söylüyorum. Bizim derdimiz, davamız, hani ben kendi yaptığım meslek açısından, sen de aynı şekilde. Biz memleketi, vatanı seviyoruz. Herkes sevdiğini söyleyebilir. Sen benden daha çok seviyorsun. Mukayesesine de değilim ben. Ama biz bu toprağı, bu bayrağı, köyümüzü, kuyumuzu seviyoruz. Ve bu minvalde yapılan her olmuş şeye olumlu bakmak durumundayız. Evet. Ben bir gün bunu söylediğimde çok gülüyorlardı ama hani bu hizmeti Abuzettin Düztümsek de yapsa destekleyecektim ki destekledik. Bunu bir dünya çapında asıl liderimiz yaptı, gene destekliyorum. Ama sonuçta bir mantığım var benim. Benim karşı olduğum şeyi söylemeye devam edeceğim. Sen olayı çok iyi bir izahi boyutlarla, çok da güzel örneklerle anlattın. Doğru, bu da bir bakış açısı. Aslında bu da bir eleştiri. Amunos'taki yaşayan amcamızın yekbalta dalması da çok enteresan. Bir profil, bir şey anlattın, örnekledin. Çok güzel bir şeydi. Hayat o. Bak sen öyle örnekliyorsun. Ben diyorum ki işte belli standartta geçemeyen, artık belli bir ideolojik saplantıyla hareket eden ve hatta sadece ve sadece bütün şunların medyanın başarmış olduğu Erdoğan düşmanlığı üzerinden oluşturulmuş bir uyutulmuş bir kesimden de bahsediyoruz. Ama biz bunları ifşa etmeye devam edeceğiz hocam. İfşa şöyle, etmeye devam ediyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Tamam sen şey yani yap. Bunu yaptı, şu anda konuştuğu şey şu. FETÖ'cü, ben gelirsem FETÖ'yü de bırakacağım. Efendim Pekkalıları da bırakacağım. Osman Kavala'yı da bırakacağım. Ben gelirsem bunu yapacağım diyor. Aynı kişi ne diyor? Yargı bağımsız değil Türkiye'de. Bırakacağım diyorsun. Ne demek? Demek ki bu Kılıçdaroğlu'nun kafasına göre gelecek. Bütün yargıyı istediği gibi. Hocam tabii, TRT'de canlı yayında yargılayacağız sizi iktidara gelince tabii, diyor ya. Aykut Erdoğdu mu ne pijamasıyla çıktı tabii, ya bir gün. Hem yargılıyor hem içerikleri çıkartıyor. Bir de diyor ki Türkiye'de yargıyı bağımsız hale getireceğiz diyor. Herhalde dikey devrinden İşimiz bahsediyor. Bittikten sonra belki. Yani bu böyle bir bak şöyle. Hamakat bunu siyaseti kabul temellük, etmiyoruz. Temellük. Şöyle iş. Şimdi geçenlerde sevgili Ali Saydam bir şeyler söyledi. Bizim evde dedi iş bölümü yaptık dedi. Büyük işler erkek olarak benden dedi. Küçük işler hanımdan dedi. Ben mesela Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kararı ben veriyorum. Ukrayna'nın yanındayız diyor. Mesela Amerika NATO ile Rusya gerilimi ile ilgili yorumu ben yaparım diyor. Ama hangi evde oturacağız? İşte mobilyalar ne olsun? İçleri, bu akşam ne yiyeceğiz? Bakalım. Ali Saydam bugün ne giyecek? Bunları de diyor hanımefendi karar. Bunlar küçük şeyler diyor. Ali Saydam mı diyor bunu? Evet. Yani hala yaşıyor hürmet... mu? Hayatta mıdır bunu söyledikten sonra? Hayır. Buna, tatlı bir şey olarak canım bir latife olarak diyor, anlatıyor diyor, hocamız. Ben de öyle diyorum. Evdeki ben de ya şöyle hocamızın ya. Esprisine hala konmak istemedim yani. Yoksa güzel tamam. Espri. Çok güzel. Şimdi hocam ne anlatıyordum ben ya? Ali Saydam iç ve dış işlerinden bahsediyor. Aha, hukukla ilgili mevzu. Biz diyor böyle ne bileyim Adana'nın diyor bilmem ne diyor şeyinde ilçesindeki diyor Karataş ilçesindeki diyor sınır mevzusu şu falan filan mahkemeler şöyle çalışacak falan filan ama memleketin siyaseti, memleketin ulusal güvenliği falan filan işleriyle alakalı yerlerde de biz adliyeyi kendi siyasetimize ve bizim siyasetimizi var kılan o kodlarımız var ya dönmek istediğimiz kodları ona hizmet edecek bir yere çekeceğiz ama o çok çok size alakadar eden bir şey değil. Siz Karataş ilçesindeki amca seninle ilgili işte mahkeme başka türlü yürüyecek sıkma canına diyor. Diyor. Biz peki. De diyoruz ki al senin olsun memleket ya ben Karataş'ta yaşarım nedir yani arpa ekerim bilmem ne dikerim ne yapayım. Peki vallahi yani evet konuları yetiştirebileceğimiz kadar deneyeceğim şansımı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu aynı zamanda bu Kılıçdaroğlu mevzunu kapatacağım. Son bir tane daha bir şey var. Bir mevzu daha var. Onu da senin çok iyi bildiğin mevzu. Bu acayip helalleşme meselesi var ya. Hani herkes helalleşelim falan filan diye yola çıktı. Şimdi bir seçimlere doğru Cumhuriyet Halk Partisi daha önce bunu yapmıştır. Hemen bir dindarlaşma. Biz daha dinleriz yarışına girmesi var. Daha önce ben bunu 12 sene önce galiba bir yazımda kaydetmiştim. Oradan gelen davayı kazanmamın sebebi söylediğinin ortaya çıkmış olmasıydı. Hatırlatayım o da şu, Ramazan geliyor, seçim yaklaşıyor, oralarda meyhanede orada burada buluşmayın, mümkün olduğu kadar orada dolaşın, etrafta gezin diye bir talimat geliyor CHP'den. Şimdi çok özür dilerim ama
bir adam hem dindar olmayıp hem dinle alakası olmayıp da bu şekilde talimatlar veriliyorsa bir siyasette anlayışta, bu üçkağıtçılık değil midir hocam? Sahtekarlık değil midir? Din sahtekarlıktır. Din satmak değil midir? Din satmaktır. Yani şöyle, bir adam dindarsa bu onun diline ister istemez mi? Hocam, 1 milyon günah var. Çok kısa var. Bir videomuz var. Bir bak onu, bakalım sana çok iyi fikir verecek bu video. Hadi bakalım. Çuldura. Fakat tabii ki... Bir metrekarelik bez parçası. Bez parçasıdır, evet. Yani efendim, bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz... ...çaktır yani. İlla ömür boyu takacak diye bir kural mı var? Ben biliyorum, bazı evlerde bir kızlardan birisi takarken diğer kız takmıyordu. Ama Kemal Bey şimdi... Baskı da yok yani. Ama olur mu şimdi yani... Orantısız güç kullanıldı değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar. Hocam, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman başörtü zulmü bitecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde tekke ve zaviler açılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kur'an dağıtacak ki yaptılar bunu daha önce. Cumhuriyet Halk Partisi senin benim falan benzemez. Şeriat neyse sana Kılıçdaroğlu öğretecek. Ne diyor bir? Ya bu. Bu böyle gider bu. Birazdan Celal'in tefsirini okuyacak. Arkasından artık neyse senin şarkını neydi şarkımız? Desbusi arzusuyla ölürsen dostlar papağan diyecek bu adam. Şimdi ben niye böyle çok hararetli bir abuk subuk anlattım meseleyi? Cumhuriyet Halk Partisi helal diyor, haram diyor, bilmem ne diyor. Bu kişinin var ya, başörtüsünü bitirecek dediği kişi var ya, anayasada, anayasa değişikliğinde başörtüsü serbestisini anayasa değişikliği iptal etmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekili içerisinde imzalayıp da AYM'ye koşar adam bu. İptal edilsin, başörtüsü serbest olmasın diye. Şimdi bana diyor ki zulüm olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Yani ne diyeceksin abi ya? Yani ben bunu çok örnekledim. Bir tanesinden dava yedim. Konuşamıyorum artık. Sen yediyorsun ben, şimdi. Tamam. Sen yemeyecek şekilde öyle bir... Şimdi bir şey anlatayım. Sana öyle bir kuvve-i natıkan var ki. Tabii. O kuvve-i natıkan ve... Münasip bilim var ki. Sevgili 24 TV izleyenleri, işte böyle gaza getirerek de. Hocam bak. Adliyelik kıvama getiriyorlar. Bak, şey... Helme kıvamına geldim. Şimdi hayır, arz edeyim. Bak bir dakika, bir saniye. Bitireyim. Kuvve-i natıkan ve lisan-ı münasip bile anlattığın bu muhteviyatı bir bilirkişi raporuyla açıklasalar da. Açın önümden şimdi, geliyorum tamam. Savcı anlamadığı için dava düşecektir. Evet. Sana bırakıyorum, güveniyorum. Evet. Rütük'ü de üzmeyelim. Buyurun. Evet, Rütük'ü de üzmeyelim. Şimdi hocam. Bak sana bir şey, yapmayacaksınız oraya havalimanını, yapmayacaksınız oraya köprüyü, yapmayacaksınız oraya bir şey. Olaylar, nümayişler, cartlar, curtlar falanlar ve filanlar, hepsini izledik değil mi? Evet. Oldu ve yapıldı. Adını Atatürk koyacaksınız. Lan oğlum, sen yapımına, zatına karşısın. Bırak, yaptık, adını da biz koyalım. Vaftiz babası da ben olacağım ama. Bu çocuğa karşıyım ama olacaksa da vaftiz babası ben olacağım. Baş üstüne. Şimdi... Başörtüsü mevzunda da böyle. Mani olacağım, engelleyeceğim, yaptırmam, cart cart oldu mu? En çok ben destekledim ya demeye başlıyor. Şimdi bu iki tutum arasında bir fark görüyor musun sen? Fark görmüyorum. Tutarsızlıkta tutarlı. Tutarsızlıkta tutarlı. Ben hayatım boyunca, siyaset yapacağım süre boyunca tutarsız olacağım bu mevzularda. Konusunda çok tutarlı. Tebrik burada ederim. Burada bir istikrar var yani. Evet, çünkü CHP bir ideal partisi değildir. Türkiye'de ideal partisi olursan o taraftan alacağın rey belli. CHP şu anda bir popülist partiye dönüştü. Popülist parti. Ve CHP içinde mesela kadın kontenjanından milletvekili Mehmet Bekaroğlu var. Fetva verir istersen, verir. Veriyor mu? Mehmet Bekaroğlu kadın kontenjanından aday var ya, yani çok renkli. Diğer taraftan şey var, hani lazım olursa Hüda Kaya, biliyorsun onlar da arada becaiş yapmak var vekilleri. Gel iki hafta bizim partide. Becaiş takıl. Hocam açıkla becaiş. Ya becaişi de öğrensinler canım, o kelimeyi de lütfen yani. Evet. Bakınız TDK'da var bu kelimeler, uydurmuyoruz. Bazı not alıyor çünkü program sonunda. Hayır, hiç gerek noktalık yok. Tamam. Neyse, İyi Parti'de bir tanesi var. Milliyetçi mi lazım? Yavuz Ağıraloğlu gelir iki maç orada. Milli takım gibi. Aday kadroyu açıklıyor Kılıçdaroğlu. Sahaya kim lazımsa sürüyor. Bak şimdi bizim çok sevdiğimiz Cemal Engiyurt da gitti oraya, Cemal abi. Gitti yani. Hızlı forvet lazımsa sağ açık Cemal abi var. Var oğlu var. Neticede ne lazımsa o an siyasete bunu koyuyor ortaya. Söylenecek hocam, şey bellidir. Mesaj geliyor da. Türkiye'deki, sen bak onlara, ben kameralara konuşurum. Toplu bir şekilde ben aktaracağım. Türkiye'deki
Aydınlanmacılık Osmanlı'dan beridir gelen. Batıya döndük önümüzü. Nedir abi aydınlanmacılık? Ben çok karşıyım aydınlanmacılığa. Hepimiz karşıyız canım. Aydınlanmacı diye başlıyor çünkü. Bir de çağdaş aydınlanmacı tamam, altok diye başlıyorlar. Aydın iyi bir şey değildir. Diyorlar. Hocam aydın yani. İyi bir şey değildir. Aydınlanmış iyi bir şey değildir. Aydınlanmacık iyi bir şey değildir. Menevver bilirim. Almanca Aufklärung. Aufklärung. Şeyin Kant'ın yazdığı Sapere Aude'sinde anlattığı Aufklärung. Biz aklımızın önderliğiyle her türlü şeye karşı gelebilme cesaretini ortaya koyduk. Lafı, aydınlanma, din, iman, ahlak, değer, kültür, Anadolu, irfan, cart, curt bunların hepsine öz olarak karşıdır. Bu adamlar örnek olarak kendilerine Fransız tipi aydınlanma, bak Alman tipi aydınlanmacılık ayrıdır, onu ayrıca tartışırız. Sabah programında bu kadar. Millet şimdi bu herif ne yapıyor demesin. Ama tabii, Fransız tipi aydınlanmacılığı kendilerine. Kant'ı. Fransız tipi aydınlanmacılığı. Birazdan yap. Fransız tipi aydınlanmacılığı kendilerine misal aldıkları için Fransız tipi aydınlanmacılık agresiftir. Kan akıtır icabında. Fransız devrimindeki Jacobenler gibi. Ve radikal bir şekilde dine ve kültüre düşmandır hocam. En olgun meyvesi Mao Zedong'dur. Çin'deki kültür devrimi. Çin'in bırakmadı herif ortada kültürel anlamda. Ondan sonra hepsi sanayi hayvanına dönüştü insanların. Hakaret için demiyorum. Yani bir Almanca mantıkla diyorum. Fabrikada çalışan insani kültürel özelliklerini yitirmiş. Biz de zannediyoruz ki falan diye böyle Çinli sorunu zenmen. Bu mu? Aydınlanmacı aldığı kaynak Fransız mı yanlış? Tipi, Fransız tipi. Kaynak bunlar bozuk. Düşman. Bunlar son derece karşıt. Ve bununla birlikte kan akıtacak kadar icabında gözü dönebilecek bir kaynağı kendilerine örnek alıyorlar. Yapmışlıkları da vardır yani. Yapmışlıkları, yapmışlıkları da vardır. CHP'nin. Yapmadığı ya yok. Geçen yani. Gittim işte Sivas'a diyorum. Adam Sivas'a, Sivas'ı o kadar çok sevdim ki her yerde anlatıyorum. Bir süre Sivas'ı anlatacağım muhtemelen. Sivas çok güzel İlk yer. İlk defa mı gittin? Hayır. Yazın gitmiştim. Kışın bayıldım. Ha, bayıldım. Bir de hocam Tekkesi Malatya'ya türbesi. Git. Malatya'yı çok Malatya'ya severim. Kışın Beydağları. Gözlerim 44-44 atar gitti mi? Ama... Abi yürüyorsun Şemsettin Sivasi Hazretleri'ni geçiyorsun. Ha, az aşağıda Abdullah Haşim Hazretleri falan. Ya müthiş. O neyse. Başka bir duygusal şey. Müthiş. Var. Ama şunu arz edeceğim hocam. Bu vaziyet böyle olunca bunların özü itibariyle hocam pozisyonel karşı değiller. Bunların sinesinde bir şey var. Ezeceğiz, yok edeceğiz, ezeceğiz, yok edeceğiz, ezeceğiz, yok edeceğiz. Tabii. Başörtüsü. Hani dümtek atıyor ya büyük küçük, büyük küçük. Büyüğü evet. Ezeceğiz, küçüğü yok edeceğiz. Ezeceğiz, yok edeceğiz, ezeceğiz, yok edeceğiz. Yapmışlıkları da vardır. Yapmışlıkları. Ha evet. Sivas neden dedim özür dilerim. Geziyoruz. İşte hocam bak burası Şemsettin Sivas Hazretleri. Burası da mahkeme meydanı. İstiklal Harbi'nde dar ağaçlarını da şu köşeye kurdular. Anadolu'nun her şehrinde var bunun hatırası. Bunlar yaptı işte. Tamam. Kılıçdaroğlu ve ekibi. 2022 model değişmiyor. O yapsa yine iyi. Kılıçdaroğlu'nun zihniyetinden dedeleri, bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dedeleri kılıçtan zor kurtardı kendini. Geldi oraya bir de dönüştü oraya genel başkan oldu be adam. Öz itibariyle sana da karşı bu. Ama tabii burada sosyolojik bir, olarak. Bir Stockholm sendromu var burada. Tabii. Ama tabii bu zihniyet değişmiyor. Yani sonuçta çok güzel bize güzel gene... Bir ders tadında, estağfurullah. Ders anlattın, tarihe gittin, Kant'tan örnek verdin. Hasılı kelam, kılletül menam, Kılıçdaroğlu'nun da halipül melali budur. Ya bu, kılletül sen... menam falan diyemiyorsun Murat Çiçek varken. Ben gelince ne kadar böyle şey yapasın var ben gelince hocam, yapıyorsun. Ama sen bu şeydir, etkileşim de biliyorsun konuşurken. Doğru mu? Etkileşim yani sen bana onu attıkça içimizdeki beynimiz arkasından Osmanlıca ve o güzel Türkçemiz ortaya çıkıyor. Tabii benden değil sizden çünkü efendim hocalık da sizdir. Estağfurullah. Biz yaş itibariyle biliyoruz yani. Estağfurullah. Yok yok az değil. 15 Üstad. Sene mi Suudi Arabistan? Yok Arapça başka bir şey. Osmanlıca başka bir şey. O evet. Mevzuya girmeyelim şimdi. Hocam valla konuları ezdik. Yani çok keyifli gittin. Şimdi buraya kadar geldik. Yani bu başörtü meselesinde İslam'ı da, şeriatı da, Kur'an'ı da ve tekbir zaviyeleri de hepsini kim halledecek? Cumhuriyet Halk Partisi halledecek. Müslümanları zulümden kurtaracak. Ben de çok özür dilerim. Ben konuyu dönüştüreyim mi o zaman? Hocam sen konuyu bir şekilde örnekledin. Ve milletin nazarı dikkati çektiği için mevzu bence böyle bitirelim. Ama ne olduğunu biliyoruz. Bir enteresan bir örnek var. Çok almak istemedim ama mevzuyu bu şekilde detay aldığın için. Şey arkadaşlar şeyi verelim. Bu Levent Güttekin'in. Şimdi sen diyeceksin kim bu adam falan. O bittikten diye. Sonra şu et süt kurumuyla alakalı. Ben geldim var, sabah kızdım adamcağıza. Sen de dedin ya Taceddin niye yarım tabii, okuyorsun? Tabii tabii etliye sütliye dokunacağız. Günahını aldık et hocam, süt kurumunun. Etliye sütliye dokunmadan geçmeyin. Ben sabahleyin çok kızdım çünkü. Tamam geleceğiz oraya. Öyle açıklamam tamam, olabilir. Tamam söz ben ona göre sana son 5 dakikamızı ona ayıracağım inşallah.
Levent Kütahya bir şey var. Diyor ki sevgili CHP'li Esenyurt Belediyesi, evlere Kur'an dağıtmak ne Allah'ını seversiniz? Verdi mi? Ha, verdiler. Bu sizin işiniz mi? Esenyurt, CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne serzenişte bulunuyor. Evlere Kur'an dağıtmak nedir diyor. Bir de kiminiz dincilik yapıyorsunuz, kiminiz mezhepçilik. Hazır laiklik yok edildi. Hı. Siz de keyfini mi çıkarıyorsunuz? 3-5 oy için değer mi? 3-5 oy için Kur'an dağıtılır mı arkadaş? Yani Kur'an öyle zararlı bir şey ki. 3-5 oy için değer mi? Sen şimdi o ne derse desin o tercümesini. Ama bitirdik. Ne diyorsun bu işe sonra? Ateşte Rubi Hayati'se Menen Kalila. Doğru söylüyor adam. Arkasındaki polemiği de söyleyeyim. Bir tanesi çıkıyor diyor ki, değerli Levent Bey, keşke konu içini tam olarak öğrenseydiniz. Benim böyle bir şey yok. Kandil geceleri 4-5 cami önünde cami cemaatine kandil simidiyle birlikte takdim edenlerdi falan diye. Arkasından bir cevap daha. Sayın Hüseyin Ergin, karıştınız galiba, siz Esenyurt Belediyesi'nin yetkisi değilsiniz. Kurum adı açıklama yapamazsınız diyor. Arkasından yaparım diyor. Detaylarına da bakarsınız internetten. AK Parti üyelerle evinin konuşması var. Cevabı da var. Gayet de şık bir şekilde vermiş. Halk Beşikten Müdürlüğü bünyesinde evlere taziye ziyareti yapan ekipler bu dağıtımı yapıyor şu an diyor. Yalan söylemeyin diyor. Kur'an-ı Kerim dağıtılıyormuş. Hocam. Şimdi hocam bu nedir bu? Bir tarafıyla. Şimdi bana bunu şeyden, mesela bunu Helenistik çağlarla ilgili bir bölümünü anlat. Üç tarafından anlatayım mı? Bir, vela ateşte rubi hayati semenen kalila. Evet. Ne demek abi? Sen tercüme et. Estağfurullah. Arapça sende daha iyi. Allah'ın ayetleri var ya. 3-5 kuruş karşılığı. 3-5 kuruşa değişmeyin olmaz kardeşim. Evet. 3-5 kuruş. Diyorsun ya. Yüce bir şey. Bir, evet, siyasi bir şeyse verdiğiniz Levent Gültekin, doğru söylüyorsun bir. İki. Ey Levent Gültekin, dur. Sen gerçek hayat, merçek hayat, bilmem ne İslamcılık yapıyordun 20 sene evvel. Neyin karşılığında buralara kadar geldin? Bu da bir Semenen Kalila sorusu. Semenen Kalila. Bu da bir Semenen Kalila sorusu. Kenarda 3, sen anlarsın laiklik mevzundan. Bununla laikliğin ne alakası var? Evet. Peki CHP'nin... Teorik olarak laikliğin tam olarak içinde bir hadisedir bu. Peki CHP Esenyurt Belediyesi'nin... Efendim sevgili hocam, yani Kur'an dağıtması Ramazan'da... efendim barlara gidiyorsanız ey milletvekilleri... Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bunu bilmiyordun muhtemelen. Barlara gidiyorsanız toplu hale gitmeyin. Ayrı ayrı barlara gidin. Bir arada barlara gidiyorsunuz. Bana öyle haber geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden bara gidiyorsunuz gitmiyorsunuz diye sorgulamıyorum. Evet. Ama dışarı bu imajı verirken Cumhuriyet Halk Partili vekiller bir anda aynı anda aynı barda eğleniyor imajı vermeyin. Seçim yaklaşıyor. Sahtekarlık değil midir? Bir daha soracağım. Üzerine gidiyorum. Sahtekarlıktır. Şimdi sen Kadıköy İmam Hatip mezunu, ben İstanbul İmam Hatip mezunu. İki tane yobaz karşılıklı. İki yobaz karşılıklı. İki cahil yani yobaz. Bizim bu sakallar öyle moda İtalyan falan filan değil. Genetik yatkınlık bir tarafıyla biraz. Neyse, biz konuşurken ister istemez ya. Bak bizim programları izlesinler. Ben Hikmet abiyle yan yana geldiğimi tepkimeye giriyorum. Kimyasal olarak el ateşte bu bir hayata hemen Ankara'yla İhsan Yüzübillah çıkıyor bir şeyler. Tamam mı? Bu bizden doğal çıkıyor. İnsiyaki. Neden? Abi küpte ne varsa o terliyor. Onu terliyor doğru. Küp. Evet. İçinde sirke varsa behey sirkesi adam, var. Behey adam. Bak Çerçioğlu gibi. Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu gibi. Cenaze namazında böyle namaz kılıyor ön safta açık kafasıyla ondan sonra. Ne kadar? O işlere girmeye saygısız. Kalkınca. Sende yok bu. Saygısız cehalet bu. Cehalet. Sen bu mahallenin adamı değilsin. Daha evvelden de söyledim. Ey Kılıçdaroğlu. Sen bir futbol oyuncususun. Bu sokeyi sahasına çıkma kardeşim. Bir yandan kayacaksın, bir yandan diski kaleye sokacaksın. Beceremiyorsun bak. Bunlar senin sahan değil. Sen çık kenara. Kenarda taşlı tarlada top oyna. Taşları koy kale yap. Top oyna ya. Burası bu sokeyi. Burası daha teknik bir yer. Sen bundan anlamazsın. Bu dini iman işlerine. Bu Levent Gültekin falan filan birazcık girdi çıktı. Ona yanaştı. Burnun kokusu sindi falan filan. Fakat bak şunu da unutma. Orada öyle bir döngü var ki, ey izleyenler şunu unutmayın. Şöyle bir daire kabul edin. Burası başlangıç, burası son olsun. Başlangıçtan sonra, sondan başlangıca zıplamak için bir adım lazımdır. Tamam mı? Şimdi en son Çanakkale Köprüsü ile ilgili şeyi hatırlarsan. Bir adam çıktı Halk TV'ye ve dedi ki Atatürk'ün adını unutturmak için yaptılar. Hatırlıyorsun evet, değil mi? Biliyorum. Adam hangi gazetenin yazarı? Korkusuz muydu? Ha, Korkusuz. Kararın yazarı. Karar kim? Kim kararcılar? Ekibi. Kim? Davutoğlu ve ekibi. Ne diyorlardı? Altı battığın bir tanesi. Ne diyorlardı? Hayır. Erdoğan'a yönelik öyle bir eleştirileri var ki. Erdoğan 15 Temmuz sonrası
Perinçek'in güdümüne girerek Kemalistleşti. Böyle bir iddiaları var. Bunu çok üstelik sağda solda. Bak köprüyü nereden tenkit ediyor bak. Kararcı. Sana mı düştü en sakil Kemalizmle? Kemalizmin en sakil formuyla bir de. O iyiymiş en sakil ama formuyla. O iyiymiş şey değil. Bak oraya zıplamak var ya, oradan oraya zıplamak bir adım. Bir adım. O bir adımı atma kardeşim. Hırs ile şunun ile bunun ile atma. Azıcık oraya atladın hayatta... sonra ne oldu? Yani efendim? Buradaki bir metafor, bir benzetme yaptın ya. Heh. Yani o kadar basit demek. Hayır yani Kemalizme daha... Kemalizme çok karşı. Özgürlükçü Erdoğan Kemalistleşti diye burada ya. Heh. Bir atladı en radikal Kemalist yorumu yapıyor seni yazar. Hı. Hayır daireyle bağlantısında bir anlatım var mı diye. Şu yok. Daire... Şöyle abi. Gösterdin ya o şu gösterdiğin abi. Şeyden. Abi sırat-ı vusta, işte tarik-ı vusta iyidir, orta yol. Tarik-i orta Mustafa. Yoldan yürü. Beş şeritli yolun hemen sağından da gitme, sol orta şeritten git. Evet. Tamam bu kadar radikal. Oradan oraya, oradan oraya savruluyorsun. Ondan sonra birden demokrasi avarisi, birden bilmem ne. Ama biz Türk medyadayız ya, biz biliyoruz demokrasiden neyi anladıklarını o arkadaşların. Peki bir şey, Muharrem İnce de konuşuyor. Gerçi çok şey için söylemiyorum ama Muharrem İnce sana benzer şeyler söyledi. Bir Muharrem İnce yazdım arkadaşlar. Muharrem İnce yazdıktan sonra etliye sütlüye dokunmak üzere az vaktimiz kalıyor. Etliye sütlüye gireceğiz. Ama Muharrem İnce'nin varsa şu anda... Muharrem İnce'yi evet, izlemeyi azalınca, seviyorum ya. En bir azından şey bir siyasetçi görüyoruz. Değil mi? Tabii canım. Ama hoşuma gidiyor. Bir yanmış da yanmış ama en sonunda öğrenmiş. Yani. Ya yenilmiş ama siyasetçi. Kılıçdaroğlu gibi değil ki. Tabii. Siyasetçi. Ha. Doğru söylüyorsun. Bir dinleyelim ne diyor. Doğru söylüyor. Birbirine hiç benzemeyen. Sırf problem çıkmasın diye... Ayrıntıları konuşmayan, o ayrıntıları hiç kap üstünü örten, Atatürk demeyeyim bu kızar, PKK demeyeyim o kızar, tarikat demeyeyim şu kızar, yeter ki biz bir araya gelelim, dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görülelim. Bunlar da 6 ayda dağılır. Evet, yani bak görüyor musun, bu da siyasetçi diliyle. Allame-i Cihan Taceddin Kutay Hoca Efendi'nin bir şekilde siyasi olarak anlatımı çok güzel özetlemiş. Sen tabii burada sana çok fazla şey geldi için, mesaj geldi yok, için dinledim, hafif konsantre kaybetmiş olabilirsin. Yani aklın yolu bir üstad. Bu partiden ayrılan Muharrem İnce ki yıllarca siyaseti Kılıçdaroğlu'ndan çok daha eski yapmış. Ben burada bir şey güzellemesi yapmıyorum. Ben şimdi Muharrem İnce'ye en ağır eleştirilerde bulunan ki hala eleştiriyorum. 100 tane dünya görüşü olsa 99'da anlaşmam. O başka bir hadise. Ama Remziye teyzenin aşuresini duydun mu sen? Yok. Remziye teyze Fatih'te Sofular Muhitin'de bir teyzeymiş. O zaman ahşap evler. Remziye teyze aşure yapmaya niyetlenmiş. Hı. Ve dağıtacak. Mah-ı Muharrem geldik de biliyorsun bir sineler matemle dolar bir de aşure yaparlar aşure. Kimileri. Kimi yer kimi yemez. Şimdi hocam Remziye teyzenin şeyini çok seviyorlar ama Remziye teyze bakmış. Ulan sağdaki demiş Sıdıka hamile fasulye koydu mu gaz yapar kızcağıza fasulye koymamış. Soldaki demiş işte ne bileyim Hatice kayısı yemez kayısı koymamış. Karşıdaki demiş Ayşe üzüm istemez üzüm koymamış. Bir yerdeki bilmem ne şeker hastası şeker koymamış. Ulan oradan da nohutu koymamış. Haşlamış seninki yarmalık buğdayı. Aşure diye dağıtmış millete. Millet de tatlı mı olacak, tuzlu mu olacak karar vermemiş. Aşureden başka her şey. Bir tek haşla şeyi buğdayı haşlarsan ne olur? Donar da nişastası da var ya hocam. Evet. Bildiğin çanak donmuş. Aldığında ağzına tat yok, tuz yok bir şey çıkıyor. Bunun adı aşure midir? Adını aşure koyarsan aşuredir. Demokrasi hareketi var ya, vatan diyorsun HDP bozuluyor. Türk diyorsun yine bozuluyor bir tanesi. Kürt diyorsun İyi Parti bozuluyor. Cart diyorsun o bozuluyor, cürt diyorsun bu bozuluyor. Muhtarlara özel kalem atacağım diyorsun Ali Babacan bozuluyor. Suriyelileri göndereceğim diyorsun Ahmet Davutoğlu bozuluyor. Dış politika diyorsun Kılıçdaroğlu bozuluyor. İç politika diyorsun Davutoğlu bozuluyor. Gültekin Uysal neye bozuluyor bilen yok. Yolda görse tanıyan kimse yok. 6 taneyi koydun ya yani. Resmiyet, Remziye teyzenin aşuresinden farkı ne bunun? Abi çok güzel benzetme ya. Estağfurullah. Yani sen iyi de benzettin şu ama anda. Aşurenin içine bunları koymadıktan sonra bu aşure olmaz ki. Böyle bir aşure bir, olmaz. Bir, milli güvenlik. Sınırlar. Sınırları aldın, korudun. İki, içeride hukuk. Üç, demokratik düzen. Dört, iktisadi şey,
plan yönelim, kalkınma. Bir taneniz sosyal demokratım diyorsunuz, bir taneniz liberalim diyorsunuz Amerikan tipi. Nasıl bir ekonomik programımız olacak? Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz? Birbirinizin düşmanısınız siz. Omurgasız, çizgisiz ve bu şekilde benzemezlerin işte Muharrem İnce'nin de anlattığı şeyi çok güzel Remziye teyzemin. Remziye teyzemin evet. Sofular Muhittin'de. Bence mükemmel bir teşbih oldu. Gene çok güzel anlattın. Diyorum ya bazen 10 tane 100 tane cümle kurarsın tek bir örneklemeyle. Remziye teyzenin aşuresi kıvamında bir aşure, bir siyaset var ortada. Hiçbir şeye benzemeyen ve yenmeyecek bir şey bu. Gitmez de diyorsun ve ya çok güzel benzedi. Bunu yaz bence. Remziye teyze aşuresi diye yazdı mı daha önce? Yok. Tamam, Remziye teyze aşuresi diye yaz. Okunur bir yazı olur. Şimdi sen söyledin diye ben o mevzuya giriyorum. Diğer mevzu anlatıyorum ama ben de önemsiyorum. Şimdi gelelim. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun. Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu yüzden zam yaptık. Şimdi ben sabahleyin geldim. Arkadaşlar o şeyi de verelim. Tabii. İşte haber aldığınız kaynak öyle münafıktan haber aldı mı? Teyit edin diyen Allah var ya. Biz de bu Allah'ın mahluku kullarıyız ya ama sözünü dinlemiyoruz. Kurban olduğum hiç sözünü dinlemiyoruz. Yine de ağzımızdan burnumuzdan nefes sokuyorsun da bizi yaşatıyorsun ya. Neyse girdim burnumdan şeyler çıkıyor. Ne biçim bir açıklama bu ya, kuyruk var diye zam yaptık denir mi dedim. Hikmet abi de dedi ki Taceddin sen nasıl bir sazansın yine her zamanki gibi atladın. Açıklama o değil ki, açıklama bu dedi, bana okudu. Baktım adamcağızın günahını almışım. Adam kuyruk var diye zam yaptık dememiş ya. Evet, işte görüldüğü gibi arkadaşlar biz burada her zaman doğruları, inandıklarımızı ve gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bizim gerçeklerimiz değil yani, bir konuşmuş bir adam söylemiş, birebir de aktarabiliyoruz. Biz, ama manipülasyon, yalan, üçkağıtçık, sahtekarlık elhamdülillah bizde yok. Biz yanlış söylemişsek bilmediğimiz için söylemişizdir. Yanlış haber almışızdır. Şu anda çok dedikodu. Şimdi şu olay şu. Bütün bu cümleyi şunun için kurdum. Ben ilk okuduğum şeyi bir daha söyleyeyim. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu yüzden zam yaptık. Ne anlıyorsunuz bu işten şimdi sen? Çok kızdım ben de. Dedim ki yani en azından bir konuşmayı bilen bir adam çok açtığını. Çok satıyoruz bari, hazır satmışken koyun zammı demiş. Hayır demiş. Bak memlekette iktisadi olarak zaten şu anda neyin ne olduğunu herkes biliyor. Evet. Memlekette hiçbir şeye zam yok. Enflasyon %3-5 falan demenin alemi yok. Memlekette şu anda bir şey var. Bunun da sebebi belli. İktisadi olarak bir yerdeyiz. Bunun da sebebi belli. Tamam. Cemal. De ki maliyetler arttı, zam yaptık de be adam dedim. Bunu yapmamış ne? Kuyruklar vardı. Kuyrukları düşürelim. Sokakta zabıtaların işi zorlaşmasın diye demiş gibi oldu. O açıklama. Fakat evet. Diyorum ya ben gavurdan alıntıyla okudum. Ve baksana ne demiş adamcağızın kendisi. Evet. Benim elma suyunu bu, bira yapanlar bunlar işte yani. Haberi devamında bu yazıyor zaten ama... Yani asıl üçkağıtçılık, sahtekarlık, asıl büyük sahtekarlık, aydınlanmacı sahtekarlık değil mi? Aydınlanmacı sahtekarlık böyle bir şey. Aydınlanmacılığa ben karşıyım deyip ilk defa destekleyen bir adam gördüm. Ve de ağza sağlık, o kadar güzel açıkladın ki. Esnaf söylemeye çekiyor. Ne demek aydınlanmacıya karşısın? İşte bu. Cumhuriyetin aydınlanmacılıkta anladığı bu. Despotizm var, faşizm var, yalan var, dolan var. Her türlü pislik bir hayat var. Hocam aydınlanmacıların başı Jean-Paul Marat isminde bir adamdı. Fransız ihtilalinde. Şunu okuyalım, düzeltelim. Tamam ama. Tamam. Ha. Jean-Paul Marat diyordu ki 100 bin kelle istiyorum. Ha. 100 bin kelle, 100 bin kelle ile birlikte bu memleket adam ederim diyordu. Bak bizimkilerde Jean-Paul Marat, üstelik bu adam tabipti. Aslında bunu yazıyor, yukarıdan bir algı yönetecek hesapta. Hani diyorum ya üçkağıtçılık böyle bir şey. Yani bu medya fetvazlığı da değil. Hani böyle veyahut da işte manşetin şehvetine kapılmak gibi de açıklanmaz. Düz sahtekarlık, düz bir algı yönetimi, düz bir etki ajanlığı. O da şu, işin doğrusu şu. Hmm. Bunu yazmış, arkadan da tabii cevabını şeyini veriyor. Papa'nın şeyi gibi ya. Hani burada genel ev yok mu diyen papa. Evet. Ofka gibi yani değil mi? Buenos Aires'te genel ev tamam. Mi var? Bizim fiyatlar çok düşüktü. Evet. Bakın Et ve Süt Kurumu çok düşüktü. Piyasanın %66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Biz fiyatları arttırdık ama yine de piyasaya göre %15 daha düşük bir fiyat var hala hazırda. Uzun süre sübvanse etmişler et ve süt kurumu. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş. Bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi diye cevap verdi. Yani hasılı kelam gene kılletül menama girdik. Senin dediğin gibi işte yok kendine tabi haksızlık etme. Sen tabi o sabahın o heyecanla gelip de vay etmesin. Bu olur çünkü bak
bu böyle senin gibi bir allame heyecanın başına mı geliyorsa, Osman Sürü'nün aradığı tipler ya da Cumhuriyet Halk Partisi hala satabildiği Remzi Hanım aşuresinin olmasına çok şaşırmıyoruz. Fakat bak şunu söyleyelim. Bak, ey Muhammed ümmeti, bu kardeşiniz tabiaten bir sazandır. Tamam ben atlarım. Ben öyle ben şunların yazdığı şeye okuyarak şeyi okuyarak adamcağızın günahını bu arada memlekette hocam, yanlış gazete gösterdi. Ocaklara ateş gazete. Düştü hocam. Yanlış şunu göstereyim. Ha Cumhuriyet gazetesi. Ocaklara ateş düştü memlekette şu anda fiyat hayat pahalılığı yok falan demiyoruz yani. Tabii dediğimiz bu değil. Sadece et ve süt kurumunun başındaki adamcağızın günahını şunlardan aldım haberle aldım ya. Bak sizler de her gün onlarca şey okuyup ya öyle miymiş diye olmayan şeyleri mahcubiyetinizi taşıyorsun. Mahcubiyetini taşıyorsunuz. Bırakınız Allah aşkına ya. Bırakınız. Bakın burada Hikmet Genç gibi akşam gazetesinde feri var. Bendeniz de akşamda yazarım. Kıymetli gazetedir. Bizi okuyunuz. Boş veriniz bunları. Bak reklamcılık da var. Çok yarın bir işsiz kalırsak akademiden falan reklamcılık üstad, vallahi, yaparız. Yani hakikaten genel olarak ben şöyle söyleyeyim toparlayarak. Son bir iki cümle daha edeyim. Program bitmek üzere. Örneklerle var elimizde birkaç mevzu da onları atladık. Tekrar girsem ucundan atıp da geçip de bir faydası olmayacak belki ama Rusya Ukrayna hiç konuşmadık. Bari son cümle son bir dakika içerisinde son 30 saniye içerisinde sen de hiç Rusya Ukrayna konuşmadık. Bana 30 saniyede Rusya Ukrayna anlat. Çünkü keyif aldık çok. Bakalım gene Remzi Hanım'ın aşuresinden mi, Osman Sürü'nden mi örnekle bize bir şey söylersin 200 abi. Senelik tecrübesiyle Ruslar diyorlar ki Ukrayna Batı'nın bize karşı yönelmesi esnasındaki en önemli kale karakollardan biri. Batı buraya şimdi bir gecekondu yapmaya kalktı. Rus diyor ki buraya yığdığın tuğlaları muğlaları ben dağıtırım bunu buraya yaptırmam. Batı da diyor ki yaparım olan oradaki çoluğa çocuğa oluyor Ukrayna ahalisine oluyor. Dolayısıyla Suriye'de yaşanan neyse Ukrayna'da yaşanan bu. Vekalet savaşının merkezi oraya kaydı. Peki. Avantajı ne? Orta Doğu'daki basınç yukarı kaydı. Avantaj değil bu istenmeyecek bir şey ama işte biz bir başka yere evirebilir miyiz bunu? Dış siyasette bir devlet bunu düşünür. Tamam bir önce bitiriyoruz. Peki bitirdik şu anda rejim bana bitir dedi abi dedi. Bitir. Ama şöyle bir şey soracağım. Peki burada haklı bir taraf görüyor musun? Yok Rusya? Haklı bir taraf görmüyorum. İki taraf da zalim. Ukrayna, diyorsun. Mazlum bir taraf görüyorum. Ukrayna halkı. Ukrayna'nın çoluğu çocuğu ahalisi. Asıl ama bir de şöyle bir şey var. Böyle şeyler yapacaksınız. Orayla ilgili zemini de hazırlayacaksınız ya. Oranın da Ekrem İmamoğlu'na çok benzeyen bir siyasal figürü var. O da boşa gelmedi oraya. Peki bu işin sebebi bütün bu zulmün, savaşın bir sebebi Amerika'dır diye düşünür müsün? Büyük oranda. Hazırlayan. Büyük oranda ortağıdır evet. Tamam onu da öğrenmiş olduk. Böyle hiç konuşmadık sende o yüzden ilk defa bir yere geldik. Çok teşekkür ediyorum Taci Atıkudan. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Remzi Hanım'ın aşuresine ve diğer bütün örneklere çok teşekkür ediyoruz. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediniz, bizi çektiniz. Yarın tekrar çekiniz efendim. Bizle kalın, mutlu kalın, huzurla kalın.